Tekrar iyi akşamlar diliyorum. Reklam arasından sonra tekrar birlikteyiz. Önder Bey ile birlikte, değerli konuğum Önder Bey ile birlikte enerji konusu üzerine konuşuyorduk. Reklamlardan önce ısınma ile ilgili konuşuyorduk Sayın Hocam. Isınma konusu derken ben özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Osmaniye'de özellikle son zamanlarda doğalgazın gelmesiyle birlikte ısınma ihtiyacı kombi sistemi dediğimiz veya kat kalorifer sistemi dediğimiz sistemler kullanılarak karşılanıyor. Ki bu sistemlerde biliyorsunuz ısınmanın sağlanabilmesi için bir sıcak su elde edilmesi gerekiyor kombiler kullanılarak. Ve bu sıcak su da ev içerisinde radyatör dediğimiz halk arasında petekler olarak adlandırılan radyatörler içerisinde dolaştırılarak evin ısınması sağlanıyor. Bu sistemleri düşünecek olursak hocam, bu sistemler üzerinde önerebileceğiniz veya enerjinin düşmesine, tüketimin değil de enerjinin verimliliğine yönelik nasıl çalışmalar yapılabilir, nasıl çalışmalar önerirsiniz izleyicilerimize? Evet, doğalgaz gerçekten iyi bir nimet. Yani kullanım olarak insanın konfor seviyesini artırıyor. Tabii biz doğalgazda da dışarıya bağlıyız hocam. Evet, Yani maalesef öyle. Birazdan bahsedeceğiz zaten orada. sanki Türkiye'nin altı delik ya, üstünde nimet var doğalgaz ya altında var ama bizde yok hocam, ne hikmetse. İşte doğalgazda dışa bağımlıyız. O zaman biz doğalgazımızı da tasarruflu kullanmamız lazım. Evet. Verimli kullanmamız lazım. Tabii evlerde kombilerle genellikle tercih ediliyor. Aslında kombiye geçmeden önce bunun iyi bir fizibiliteyle, yani çünkü biz ne kadar tasarruf edeceğimizin ekonomik boyutunu düşünüyoruz. Acaba apartman olarak komple bir merkezi sistemden mi ısıtma yapsak, yoksa gerçekten kat kaloriferli Bireysel bireysel kullanımı. bireysel kullanıma, işte kombi olarak mı kullansak doğalgaz sistemlerini diye bir araştırma yapıp, yani bina için tabii, bu kulaktan doyma değil de bu işten anlayan mühendislik firmaları var, üniversiteler var, işte Evet. şu metrekarede şunu, şu metrekarede bunu kullanın diye tespitler var. Onlara binaen. Tabii halkımızın bu noktada sıkıntıları var. Yani şimdi üstteki diyor ki ben evde kalmıyorum. O zaman niye ben para ödüyorum? Evet. İşte alttaki de aslında birbirimizin hukukuna giriyoruz hocam. Yani şimdi mesela iki evde çocuğu olan, eşi her zaman evde kalanlar üst kattaki komşusunu ısıtıyor. Aslında o üst kattaki komşu alttakine haksızlık ediyor yani. Evet. Tabii komşuluk birbirini idare etmek sonucunda. Tabii biz bunu açtık mesela, yapamadık. Kombi alırken ya da sistemi kurduğumuzda neye dikkat etmemiz lazım? Şimdi kombilerde verimlilik aşağı yukarı aynı. Aynı sistemle çalışan kombilerde. Tabii uygulanabilirlik açısından firma bazında da güvenilirliği de esas almak lazım kombi alırken. Bir de hermetik tip kombiler var. Bir de Bir de yoğuşmalı yoğuşmalı tip tip kombiler kombiler var var. hocam. Onlardan da bahsedebilirseniz. Yani yoğuşmalı tip kombiler, tabii çalışma prensibine girmeye gerek yok hocam. Evet. Yani bu bilinen bir teknoloji zaten. Biraz da mühendisleri ve üstünü ilgilendirdiği için tam olarak. Bence biraz kafaları yormamak gerekiyor bu konuda, Evet. ama yoğuşmalı kombi doğal gazı daha verimli yakan kombi hocam. Öyle Evet. diyelim. Ancak tabii ekonomik olarak da diğer kombiden daha pahalı. Evet. Dolayısıyla şimdi küçük metrekareli binalarda yoğuşmalı kombide ısrar gerekmeyebilir. Neden? Evet. Mesela aradaki fiyat farkını kaç yılda kapatıyor? O yani fizibilite çalışması dediğimiz şey o Onu aslında. yapmak Biz de lazım. mühendisler olarak bundan bahsediyoruz. Aslında yoğuşmalı kombiyi şöyle diyebiliriz. Tamam, yoğuşmalı kombi kullanmak bizim enerji, elektrik veya doğalgaz sarfiyatımızı azalıyor aynı ısıtmayı gerçekleştirebilmek için. Ama yoğuşmalı kombilerin avantajlı olabilmesi için belirli bir kapasitenin üzerinde ısıtma ihtiyacımızın olması gerekiyor diyebilir miyiz? Evet. Şimdi metrekare Veya dedik biraz. yoğuşmalı kombiden, pardon hocam, yoğuşmalı kombiden istediğimiz verimi elde edebilmemiz için istediğimiz enerjideki istediğimiz tasarrufu sağlayabilmemiz için belirli kapasitenin üzerinde olması gerekiyor. Kat veya bireysel uygulamayı düşünecek olursak. Evet, şöyle şimdi dedik ya ekonomik olması. Şimdi Evet. mesela örnek verelim. Yoğuşmalı kombi ile normal kombi arasında, hermetik kombi arasında diyelim ki fiyat farkını biliyoruz.
Evet. Diyelim ki 500 lira ya da 1000 lira. Değişebiliyor. Değişebilir. Yani bunu belirtmeye gerek yok. E şimdi aldık yoğuşmalı kombinin sağlayacağı tasarrufa baktık. Kendini 15 yılda amorti ediyor. Evet. Yani benim küçük evim ya da ısı kaybı az olan evim için diyelim. Benim evim zaten ısı kaybı az. Güney cephe, işte yalıtımı var. E bu 15 yıllık geri ödeme pek mantıklı bir ödeme değil hocam. Doğru. Yani o bunun aslında sistemi tavsiye eden firmalar tarafından tedbirin alınması gerekiyor. Vatandaşın yanlış yönlendirilmesi gerekiyor. Yönlendirilmemesi gerekiyor. Tabii sistem basit olarak şimdi gelirsek sistem nasıl çalışıyor? Evlerimizden içinde halkımızın bildiği üzere petekler var. Radyatör dediğimiz petekler var. Bu peteklerde sıcak suyu ortam sıcaklığından evimizde mesela içeriye 25 derece tutacaksak sıcak suyu 60 derecede ayarlanabilir tabii bu ben örnek olarak söylüyorum. 60 derecede sıcak su gönderiyoruz. 50 derecede enerjisini iç ortama atıyor. Bu sırada ısıtıyoruz içi. Sonra su tekrar kombiye gidiyor. Tekrar 60'a kadar ısınıyor geliyor. Evet. Eğer binanın ısı kaybı azalmış ve dönüş suyu işte belirtilen sıcaklık değerine 50 dereceye düşmüyor. Hala 55'te dönüyorsa kombi kendini kapatıyor. Evet. Ta 50 dereceye ya da set edilen değere düşünceye kadar. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? İlk önce suyu ısıtıyoruz. Sonra binayı ısıtıyoruz. Evet. Peki kombiyi verimli kullanmak nasıl olur? Değil mi? Şimdi dediğimiz gibi konfor önemli. Konfor şartlarında ısınmada ne dedik? 22-23 derece olması lazım. Biz bunu tenimizle anlayamayız hocam. Dolayısıyla bir ölçü aletimizin olması lazım. Ev içerisinde bunu kontrol edecek. Bunların uygulanma şekilleri var. Oda termostatları var. Evet. Ya da kalorifer peteklerinin direkt üzerine taktığımız termostatik vanalar var. Bunlar işte oturma odası için diyelim ki 22-23 derece istiyor sıcaklığı ayarlıyorsunuz. 22 dereceye gelince o peteğe suyu göndermiyor. Evet. Böylece ne oluyor? Siz daha az suyu ısıtarak tekrar eve gönderiyorsunuz. Çünkü daha doğrusu o odadaki suyu alıyorsunuz, başka bir odada ısınması için kullanıyorsunuz. Sıcaklık da çok su miktarı gönderdiğiniz için set edilen o 50 derece dediğimiz sıcaklığın altına düşmediğinden dolayı kombi kapalıyor, daha uzun süre kapalı kalıyor. Evet, evet. Ama bunu normal vanalarla yapmak mümkün değil çünkü insanlar konfor diyoruz. İkide bir de kalkıp peteğe vanasını acaba oldu mu olmadı mı diyor. Onun için başlangıçta bir de fiyat farkı çok yok vanalar arasında. Başlangıçta biraz fazla harcayıp ya oda termostatı alarak oda içi sıcaklığı set etmemiz ya da termostatik vana kullanarak radyatörlere yapılmıyorsa dediğiniz gibi termostatik vana kullanımı özellikle bu tür sistemlerde öneriyoruz biz. Bizler mühendisler olarak ki eğitimlerimizde öğrencilerimizi de aynı bilinci yerleştiriyoruz veya bizden görüş alan kişilere de aynı bilgileri veriyoruz. Özellikle kat kaloriferi sisteminde hiçbir şey yapmayacaksanız, hiçbir kontrol yapmayacaksanız bile peteklerinizin girişinde kullanmış olduğunuz vanaların mutlaka enerji tasarrufu açısından termostatik vanası olması gerekliliğini söylüyoruz. Şimdi bilinç dedik ya hocam. Evet. Bir de şimdi bir insan kendi için yaşarsa ne diyoruz ona? Bencil diyoruz değil mi? Evet. Bir insan ya ailesi için ya da toplumun ya da milleti için yaşarsa kalitesi artıyor. Şimdi bakın. Binamızda bir kere şu bilinci yakalamamız lazım. Biz milli servetimizi harcıyoruz. Milli servetimizi harcadığımız için ben eğer milletimi seviyorum dersem mutlaka onun faydasına hareket etmem lazım. Yoksa sözde kalır ve kıymet olmaz. Mesela evde tişörtle gezmeyelim kışın. Kış olduğunu bilelim. Anlatabiliyor muyum? İlla çok ısınacağım diye tişörtle gezmeyelim. Yani bir tane daha ince süveter alalım. Evet. Yok yani daha az bir tane süveter alsak çok değiştiriyor hocam. Evet, yani evet. Üşüme hissiniz kayboluyor. Daha az enerjiyle aynı sıcak ortamı sağlamış oluyorsunuz kendiniz için. Mesela halkımız bilmiyor. Her odanın farklı bir sıcaklık değeri var hocam. Evet. Şimdi mesela mutfaktasınız. Zaten ocak yakıyorsunuz. Orada bir ısınma olacak. Kaloriferinizin oradaki peteğin 23 derecede termostatik vanı kullanıyorsanız 23 derecede durmasına gerek yok. Neden? 18 derecedir çünkü mutfak. Mutfağı 18 derecede kullanıyorsun çünkü hem hareketlisin hem de ocak, fırın, buzdolabı gibi aletler çalışıyor orası ısınacak. Onu tutup da 25'e derece olsun demeye gerek yok. Yani bu tür noktaları düşünerek dediğiniz gibi
ev içerisinde de farklı ortamların farklı sıcaklıklarda olmasını sağlayabilirsiniz. Ya mesela yatak odaları. Zaten battaniye ya da yorgan kullanacağız hocam. Evet. Yani tutup 25 derece yapmaya gerek yok. İnce bir şey örtmeyelim. Yani ince bir şey, ben çarşafvari bir şeyle uyumayayım. Bir battaniyeyle uyuyayım ama peteğim 18 derecede dursun. Evet, yani 18 dereceye de odayı tutacak sıcaklıklarda ayarlayayım. Bakın bunlar çok küçük şeyler. Belki küçük geliyor ama başta söylediğimiz toplu iğne gibi. Yani işte enerjiden bir nebze, %1, %1, bakın %1 azalma yapsanız kendi evinizde 70 milyon kişi var hocam. Evet. Yani çok muazzam bir geri dönüş oluyor. Onun için bu hassasiyetlere dikkat etmek. Mesela petekler çok basit. İşte petekler odayı ısıtmak için var hocam. Çamaşırı kurutmak için değil. Evet, evet. Yani çamaşırı direkt peteğin üstüne koymak, peteğin verimli çalışmasını engelliyor. Tamam, ya da çamaşırımızı kurutuyor. Tamam, kurutuyor ama onu kurutmak için siz normalden daha fazla o odayı istediğiniz sıcaklığa getirebilmeniz için harcadığınız enerjiden daha fazla bir enerji harcamış oluyorsunuz. Bu da faturanıza yansıyor aslında. Ondan sonra işte biraz lüks görünsün ya da şey görünsün diye perdeler vardır hani yere kadar. Evet. Bizde de var da ondan biliyorum. Şimdi mesela onu peteğin önüne çekmek. Siz odayı ısıtacağınıza duvarı ısıtmış oluyorsunuz. Ha, buraya gelmişken duvarı. Şimdi petekler bir yerde asıl olmak zorunda değil mi? O da genellikle nedir? Hava infiltrasyonu dediğimiz hava sızıntılarının ya da en çok enerji geçişinin olduğu pencere diplerine korur. Genelde dışarıdan gelen havayı bloke etsin gibi düşünebiliriz bunu. Evet. Şimdi duvarda asılı bir peteğimiz var. Arkası mesela bizim ev diyelim ve de Osmaniye'de çok uygulamayı gördüm. 13 milimetrelik tuğla hocam. Evet. Dolayısıyla petek duvara sizin oturduğunuz yerden daha yakın. Anlatabiliyor muyum? Niye? Çünkü arada bir karış, yani bir parmak ya da bir el kadar boşluk var. Duvarı daha çok ısıtıyor. Dış ortam daha çok ısıtıyor. Onun için mesela peteklerin arkasına alüminyum kaplı yalıtım malzemeleri var. İzolasyon malzemeleri. Ondan bir tane koyalım hocam. Evet. Ve yani, çok uygun fiyata. Bunlar evet, onlar pahalı bir şey de değil hocam. Yani. Tabii bulabileceğimiz ekipman. Evet, yani söyle, internet var hocam. Şimdi yazıyorsun. Petek arkası, petek arkası yalıtım malzemesi diyorsun. Çıkıyor zaten. Ve yani gerçekten çok uygun fiyata. Onu alarak %5 de %10 tasarruf yapılabilir. Evet, evet. Yani keşke halkımıza işte bir termal kamera olsa da binaların o peteklerinin yandığı yerleri göstersek. Yani özür dilerim, yandığı yerler biraz tuhaf oldu da halk tabiri olduğu için ben aslında hoşuma gidiyor. Yani evde de bunu kullanıyorum. Mesela klimayı yakalım diyorum mesela. Aslında klimayı yakma yok ama. Evet. İşte peteğin ısıttığı bölgeye baktığımızda orada muazzam bir sıcaklık artışı oluyor. O sonra odaya doğru yayılıyor. Doğru. Şimdi biz peteği bloke ettiğimizde, önüne perde koyduğumuzda ya da çamaşır koyduğumuzda ya da üstüne mermer koyduğumuzda bu tarafa gelmesini engelliyoruz. Isının bu tarafa akışını engelliyoruz. Diyoruz ki dışarı çık. Tarafa, dışarı çık diyoruz yani ısıya. Bu da bizim sarfiyatımızı artırıyor hocam. Doğru. Dolayısıyla ne yapacağız? Bir kere mutlaka ilk kurduruyorsak oda içi şartları kontrol edecek ölçüm elemanlarını kullanacağız. Evet. Termostatik vanı olur. Oda içi termostat olabilir. Ondan sonra iyi bir mühendislik hizmeti alacağız. Firmaya soracağız. Evet. Bak kardeşim, sen buranın ısı kaybını iyi hesapladın mı ya? Bu senin bildiğin her duvar standart duvar değil ki. Kaç metrelik petek kullanılacağı, izolasyonu dikkate aldın mı? Binada yalıtım var mı? Evet. Bunu dikkate aldınız mı? Kaç cephesi açık? Gibi, genelde piyasada yapılan şey metrekareyi veriyorsunuz. O metrekareye göre evin çoğu kişi yönlerine de bakmaksızın dediğiniz gibi sadece uygun, estetik olarak uygun olacak yerleri belirleyerek ona göre bir petek ölçüsü çıkarıyor ev içerisinde veya oda içerisinde diyelim. Ve genelde biraz önce de bahsettik, ilk bölümde de bahsettik. Kendini kurtaracak şekilde büyük kapasitede şeyler seçiliyor. Petekler seçiliyor veya kombi de aynı şekilde büyük kapasitede kombi seçiliyor. Dolayısıyla ne diyoruz hep? Büyük kapasiteler, büyük tüketim demek. Bu da bizim faturamıza bir şekilde yansıyor. Hem ilk cihazı alırken yansıyor ki buna biz ilk yatırım maliyeti diyoruz teknik olarak. Bir de işletme maliyeti dediğimiz kullanırken karşılaştığımız faturalar çok etkiliyor bunu. Onun dışında peki hocam, yani ısıtma dışında veya soğutma dışında bu bahsettiğiniz noktalarda değil de veya bunlara ek olarak evde farklı cihazlarımızda veya evimizin farklı bölümünde bulunan cihazlarda ne tür
uygulamalar yaparak ev içi yine elektrik, hep aynı şeyden bahsediyoruz. Elektrik faturamızı nasıl düşürebiliriz? Bununla ilgili önerileriniz olacak mı? Şimdi hocam, mesela evde başka ne dedik? Enerji tüketen şey, fırınlarımız var. Evet. Şimdi mikrodalgalar ucuzladı hocam. Yani mikrodalgalar pek de pahalı cihazlar değil. Hı hı. Şimdi mikrodalganın kullanım rahatlığı alındıktan sonra ortaya çıkan bir şey. Tabii halkımız ya o da lazım mı diyebilir, doğrudur. Ama mikrodalgaların şöyle bir özelliği var. Mikrodalga sadece yemeği ısıtır hocam. Kabını, dışarıdaki kütleyi ısıtmaz. Dolayısıyla bu enerji tasarrufu sağlar. Evet, yani, çünkü biliyoruz ki biz ocaklarımızda aslında yemeğimizi ısıtacağımızı düşünelim. Yemeğin ısınabilmesi için öncelikle üzerindeki veya tencereyi içindeki ısıtır. Tencerenin bir ısıtması gerekiyor. Bir de alev dışarıda olduğu için biz aslında dış ortamı da ısıtıyoruz. Dışarıyı da ısıtıyoruz. Ama mikro, gibi. Eğer mümkünse mikrodalgada ısıtalım. Evet. Çünkü aynı miktarda yemeği ısıtmak için mikrodalga daha az enerji tüketir hocam. Pişirmeden bahsetmiyoruz. Ama pişirmeden tabii, değil. Pişirme bakın hacim, yemek hacmi artıp da yemek hacmi artıp da ısıtma ihtiyacı pişirmeye yönelik olduğu zaman mikrodalgayı kullanmayacağız. Evet, evet. Yani mikrodalgayı sadece özür dilerim. Mikrodalgayı sadece ısıtma ihtiyacı oldu. Veya işte acil olarak mikrodalganın genelde kullanımı, evlerde yaygın olarak kullanımı, buzdolabımızda, buz yerinde olan buzlu bir şeyin eritilmesi için kullanılması. Örneğin bunu, acil bir yemek yapmak istiyorsunuz siz. Normal ocakta yapacağınızı düşünseniz, o buz kütlesini diyelim, erimesi için epey bir enerji harcayacaksınız. Yani bunu mikrodalgayla gerçekleştirseniz, hem zaman açısından bir tasarrufunuz olacak, hem de önemli olan ki bizim üzerinde durduğumuz nokta, enerji açısından bir tasarruf elde etmiş olacaksınız. Evet, şimdi tabii bunun sağlık boyutu da var. Yani dondurulmuş bir gıdayı çözülmenin yolları var. Tabii bunlar evet. Bizim konumuz değil. Belki sağlıkçılar gelip şey yapar. Onlara da dikkat etmek gerekiyor. Mesela basit, kapalı bir kapta su kaynatmak ya da yemek pişirmekle açık ağzı açık bir kapta yemek pişirmek arasında bile enerji farklılığı var hocam. Evet. Açık kapta ya pişirdiğiniz 3 kat daha fazla enerji harcıyorsunuz. Yani bir kapağı unuttunuz bakın. Yani bir kapağı koymayı unuttunuz. Çünkü gerçi, niye pişmesi için gerekli sıcaklığın elde edilmesini engelliyor. Yok, buharlaşarak bütün enerjiyi dışarı veriyor. Evet, oysa diğerinde mesela içinde tutuyor. Enerjiyi içinde tutuyor yani. Böyle basit bir yaklaşımla anlayabiliriz. Bir de burada mesela fırın kullanımı. Fırın kullanımında biraz annelerimize iş düşüyor. Annelerimiz kızlarını iyi yetiştirmeleri lazım. Evet. Yani nasıl? Şimdi fırının kapağını yemeğe koyup piştiği zaman açmak inanılmaz bir enerji tasarrufudur hocam. Evet. Bir kere ikide bir de acaba pişti mi? Acaba yandı mı? Acaba şu oldu mu diye. Habire açtığımızda 30 derecelik sıcaklık düşüşleri oluyor. Doğru. Yani bu kadar düşüş de tekrar ısıtmak için tekrar devreye giriyor. Zaten çok fırın kapağını açınca yemek de güzel olmuyor. Doğru diyorsun. Mesela eğer doğal gaz tabii bu şey ocağı kullanmıyorsak, şimdi ekonomi de önemli. Şimdi verimli aslında gelen şeyin faturasına yönelik de konuşuyor. Mesela normal çaydanlıkta ısınmaktansa, mevsim varsa halk arasında kettle denilen elektrikli çaydanlıklar var. Onlarda suyu ısıtmak. Evet. Bunun tabii basit şeyi, orada direkt suya veriyorsunuz her şeyi hocam, enerjiyi. Ama diğer normal bildiğimiz evde kullandığımız ocaklarda alev hep bakın havayı ısıtır. Evet. Bir belli bir bölümünü suya aktarır. Tamam. Onun için bunlara bakın, küçük adımlar ama gerçekten kalabalığa vurunca çok önemli şeyler. Mesela düdüklü tencere. Evet. Bu kültür yerleşmiş durumda. Yani halkımızı o noktadan tebrik etmek de lazım aslında. Çünkü düdüklü tencere kapalı ve basınçlı bir kapı olduğu için yemek pişirirken daha az enerjiyle yemeği pişiriyoruz. Mümkün evet. olduğu kadar eğer bir yemek düdüklü tencerede pişecekse onu kullanacağız ya. Öyle kapağı açılabilir ya da basıncı pişerken normal bildiğimiz çelik tencereleri kullanmak bizim enerji sarfiyatımızı daha çok artırılıyor. Fırınlara mesela bir anda çok şey pişsin diye arada hava dolaşmayacak ortamlar bırakmamak lazım. Mutlaka bir 4-5 santim tepsiler arası mesafe olması gerekiyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Mesela
Cezvede yumurta haşlayacaksınız ya da küçük çaydanlıkta çay demleyeceksiniz. Büyük ocağa koymayacağız hocam. Çünkü çaydan büyük alev ocak daha büyük fazla ocak yok. Büyük ocak çaydanlıkla temas edeceğine alevin havayla temas etmesi demek. Evet. Tam çaydanlığın ya da kullanacağımız tencerenin altına göre alevi ayarlayacağız. Evet. O noktaya dikkat edin. Fırınlar da aslında enerji tasa veya ocaklar diyelim. Ev içerisinde tasarrufta önemli. Tabii yani çünkü en çok kullanılan cihaz hocam. En çok kullanılan cihazlarımız dediğiniz gibi. Onun dışında peki hocam özellikle aydınlanma konusu da çok önemli. Evet şimdi Türkiye'de tüketilen toplam elektriğin yaklaşık %25'i evlerde tüketiliyor hocam. Evlerde aylık elektrik faturanın yaklaşık %20'si de aydınlanmadan kaynaklanıyor. Şimdi aydınlatma tabi alt üstü ampul ya da alt üstü lamba diyoruz da öyle değil. Tabi bu bilinç uyandı hocam. Gerçi kanunen de tedbiri alındığı için artık enerji tasarruflu lambalar kullanıyoruz. Fakat enerji tasarruflu lambalarda ben şey yapmayacağım. Mümkün olduğu kadar bir kere ışık ihtiyacımızı iyi belirlememiz lazım. Evet. Yani çünkü rahatsız olanlarımız var. Mesela gözden daha aydınlık ortam isteyebilir, daha loş ortam isteyebilir. Ona göre ışık lamba adedi seçmemiz lazım. Mesela evlerimizde dekoratif olduğu için avizeler kullanırız. Avizede de 5 tane lamba olur. Genelde. Oysa mesela bir salonu veya bir oturma odasını aydınlatacak güçte bir ampul yeteceğine biz aynı güçteki ampulü gidiyoruz. Avizenin her tarafına takıyoruz. Bir yakıyorsun her taraf şey. Işıltıdan gözler birbirini görmeyecek yani. Bunun önüne geçeceğiz. Ne yapacağız? Tamam avize kullanmayın. İşte evinizde dekoratif bir görüntü olmasın demiyoruz. Biz ne dedik? Konfordan ödün vermeyeceğiz. Evet. Fakat az enerji sarf ederek bu konforu sağlayacağız. Ne yapacağız? Daha düşük wattta elektrik ampulleri takarak tam insan gözüne uygun aydınlatma seviyesini evet, yakalayacağız. Evet. Daha sonra burada şu dikkat edilmesi lazım. Çok açıp kapanılan bölgelerde tasarruflu ampul kullanıyoruz ya mesela. Çok açıp kapama tasarruflu ampulün ömründen yiyor hocam. Evet. Onun için tuvalet, banyo gibi çok açıp kapanan yerlerde tasarruflu ampul alacaksak daha pahalısını almaya pek gerek yok. Ya da mümkünse eski bildiğimiz akor lambalardan kullanmak. Tabii onların da gücünü iyi ayarlamak lazım. Evet. Yani bir oturma odasında 100 wattlık mesela şey kullanıyorsun oysa onun metrekaresi büyük. Evet. Tuvalet onun yanında 3/1 oluyor. Sen yine oraya da 100 watt takma yani. Bunlara çık. Bakın doğru. Basit şeylerdir. Basit şeyler ama bunlara dikkat edilmesi gereken, üzerinde durulması bir gereken de ne? Noktalar. Bunlar lambalar bazı cihazlar gibi mesela arabaya ne derler? İlk başta çok enerji harcar. Sonra gittikçe randımana bindikçe enerjisi azalır. Lamba yaktığınız gibi enerji harcar hocam. Evet. Çok. Dolayısıyla lambayı söndürüp biraz bir dakikalığına çıktım ondan yanık bıraktım gibi bir tasarruf metodu yok. Yani lambayı çıkıyorsanız söndüreceksiniz. Yani lazım değilse söndüreceksiniz yani. Buna dikkat etmek gerekiyor. Başka tabii çeşitli örnekler var ama daha fazla konuya temas edebilmek için ben evet. Şey yapıyorum. Yani burada hesaplarımız var bizim mesela tasarruflu ampul kullanırsak günün kaç yılında falan bunun ne kadar maliyetinde geri döndüğünü kaç ayda? Mesela bir hesap yapmışız burada. Diğer ampulleri düşünürseniz yapacağınız tasarruf azınmayacak orandadır. Yani nasıl tek ampul üzerinden hesap yapıyorsunuz ama oysa evinizde 20 tane ampul oluyor. Evet. Sadece bir ampul diyorsunuz ama aslında evinizde 20 tane yanlış kullandığınız ampul var. Bunların bütün hepsini analiz edip tasarruflu kullanırsanız çok kısa zamanda geri ödeme süresi oluyor hocam. Ve aslında hocam bu bahsettiğimiz şeyler sadece evlerde yapılması gereken şeyler değil. Tüm binalar için geçerli. Örneğin kamuyu düşünecek olursak yani okullarımızı düşünecek olursak, devlet dairelerini düşünecek olursak aslında bu tür bu bahsettiğiniz noktalara tüm birimlerde dikkat edilmesi gerekiyor. Yani bir okulda da bunu okuldan sorumlu kişi kim? Müdür. Müdürün bu tür şeylere dikkat etmesi gerekiyor. Evet. Kendi evinde olduğu gibi. İşte herkes bu bilinci bilmesi lazım. Evet, evet. Anlatayım. Bilin, müdür bilecek, öğretmen bilecek, öğrenci bilecek. Evet. Hepsi bilecek yani. Mesela burada aydınlatma ile ilgili hiçbir tespit var hocam. 100 wattlık normal bir akor lamba dediğimiz, halk arasında ampul denilen ve bir de 20 watt enerji tasarruflu. Bunların aydınlatma şeyi aynı. Evet. Yani tasarruflu olan 20 wattla 100 wattlık diğerinin yaptığı işi yapıyor. Evet. Dolayısıyla eğer biz bunu değiştirirsek, bakın aynı konforumuz sağlanır ve konforumuz değişmez.
Ama 4 ayda kâra geçeriz hocam. Tabii ki 4 ayda ilk başta aldığımızda karşılaştıracak olursak maliyeti yüksek. Ve ama 2 ağaç fazla maliyeti. 2 ağaç dikmiş gibi oluruz hocam. Evet. Onun sebebi niye peki hocam? 2 ağaç dikmemiz şimdi 1 karbondioksit dediğimiz emisyonlar var ya hocam. Emisyonu daha az enerji harcadığımız için emisyonu azaltıyoruz. Evet. Ağaç temizlemeyecek. Yani çok fazla ürettiğimiz karbondioksiti temizlemek için ağaca ihtiyaç duymayacağız. Evet. Niye? Daha az emisyonumuz var. Dolayısıyla sanki 2 ağaç dikmişiz de bir önceki lambayla aynı türdeki enerji üretilmiş. O 2 ağaçla gelmiş onun karbondioksitini ayıklamış gibi düşünmek lazım. Evet. Doğru diyorsunuz hocam. Yani ha 2 ağaç dikmişsin, ha bir verimli lamba takmışsın hocam. Yani halkımızda ağaç dikmekte önemsenen bir şey ya. Dikili ağacı evet. bile yok diye. Aslında biz tasarruflu ampule geçmekle nice ağaçlar dikiyoruz yani. Bu aslında işte biraz önce bahsettik. Kamuda da bunların yapılması gerekiyor mutlaka. Hı hı. Ve bazı düzenlemelerle diyelim. Kamularda bu tür uygulamalara geçildi. Onu biliyoruz. Enerji tasarrufundan bahsediyoruz hocam. Enerji verimliliğinden bahsediyoruz. Aynı bir ülkeyi düşünecek olursak, bir ülkenin enerji tüketimindeki en büyük paylardan biri de sanayiye düşüyor. Yani sanayide tüketilen enerji miktarı diyelim. Ülkenin tükettiği enerji kalemleri içerisinde en büyük yere sahip. Dolayısıyla aslında bu enerji verimliliğinde bizim evlerde veya işte kamu sektöründe veya kamu binalarında diyelim uygulayacağımız verimlilik çalışmalarını daha önemli bir şekilde veya daha vurgulu bir şekilde sanayide de dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü niye? Sanayide biz diyoruz ki tüketimin büyük bir miktarı sanayide yapılıyor. Dolayısıyla sanayide de enerji verimliliği ile ilgili çalışmaların yapılması gerekiyor. Ya bu şimdi, daha geniş bir konu aslında. Evet, sanayi yani çok bu, geniş olduğu için. Çok geniş bir sektör ama şöyle ondan bahsetmek istiyorum ben. Sanayide bu tür işlerin sağlanabilmesi için belirli kapasitede üretim yapan firmalara artık enerji yöneticisi dediğimiz elemanlar bulundurmaları gerekiyor bu tür firmalar. Ki bu enerji yöneticisi dediğimiz enerji yöneticisi kimliğine sahip kişiler ne yapıyor? Bir üretimin gerçekleştiği bir firmada enerji nasıl daha az tasarruf ederiz, enerjiyi nasıl daha verimli kullanabiliriz, dolayısıyla ülkeye nasıl bir katkı sağlamış oluruz düşüncesiyle çalışmalar yapmalarını zorunlu kılmış. Yeni yönetmeliklerde bu sağlandı. Hatta şunu vurgulamak istiyorum. Bu tür işler şu an itibariyle sertifikalanmış kişiler tarafından yapılıyor. Bizler kendi bölümümüzde enerji sistemleri mühendisliği bölümü olarak yeni bir bölüm biliyorsunuz. Türkiye'de ve Avrupa'da çok fazla geçmişi olmayan bir bölüm. Enerji mühendisliği, makine mühendisliği ve elektrik elektronik mühendisliği bölümlerinden türemiş bir bölüm diyelim. İşte bu sektörde özellikle sanayi sektöründe ve bu bahsettiğimiz evlerdeki konularla ilgili biz bölümümüzde enerji sistemleri mühendisliği bölümünde öğrencilerimizi bu bilince sahip bir şekilde yetiştiriyoruz. Ve ileride enerji yöneticileri, başarılı bir enerji yöneticileri olarak sanayi sektöründe özellikle veya iş bulacakları farklı birimlerde bu tür verimlilik çalışmalarını katılacaklarını ve dolayısıyla ülkeye özellikle enerji yönünden büyük katkı sağlayacaklarını düşünüyoruz. Hocam tabii onlar dediğim gibi enerji tüketilen her yerde tasarruf edilecek bir şey. Evet. Şimdi evlerde ben başka neler yaparım? Çünkü daha o tüketen cihazlarımız bitmedi biliyorsun. Mesela buzdolabımız var. En çok kullandığımız. Buzdolabımızın arkasında halk arasında bilinen telli kısım vardır. Evet. Biz evet. buna buzdolabının yoğuşturucusu diyoruz. Kondenser diye adlandırdığımız bir kısım. Oradan buzdolabı dışarıya enerji atar. Ve bu ne kadar serin ortamdaysa buzdolabı o kadar az enerji harcar hocam. Evet. Dolayısıyla buzdolabının o sırt kısmını, arka kısmını, o telli kısmını sıcak olan ortamlardan uzak tutmak gerekiyor. Ve kapalı olan ortamlardan hocam. Evet. Yani bir süs olsun diye mobilya içerisine aldığınızda orası ısınıyor. O ısındıkça buzdolabının enerji tüketimi artar. Verimi düşüyor. Verimi düşüyor. Yani aynı işi gerçekleştirmek için daha çok elektrik harcıyor. Bu da yaklaşık %10-15'e tekabül edebiliyor hocam. Buna dikkat yani, etmek. Buna dikkat edersin. %10-15'lik şey. Evet. Yemeklerimizi mesela aldık. Sıcakken dolapta soğutmayalım hocam.
Önce bir mutfak seviyesine düşsün. Daha sonra buzdolabına koyalım. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü ne? Orada bir elektrik enerjisi harcayarak soğutma yapıyoruz. Dolayısıyla siz yüksek sıcaklıktaki bir malzemeyi içeri koyun, daha fazla çalışacak demektir. Doğru. Her buzdolabının kapağını açtığında biz farkında olmadan buzdolabını ısıtıyoruz. Yani bu ısıtma az, buz bir ısıtma olmuyor. Evet. Hemen açıyoruz ama bütün hava değişiyor. Aslında buzdolabını ısıtıyor. Dolayısıyla ne alacağımıza karar verip buzdolabını açalım. Açayım da acaba ne alayım diye o sırada düşünme, buzdolabının enerji sarfiyatını çok arttırıyor hocam. Doğru. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ve buzluklarımız var buzdolabında. Onun temizliğine de dikkat etmek lazım. Mesela buz ne kadar artarsa yalıtım yapmış olursunuz hocam. Evet. Onun için buzun öyle 5 milim, 6 milim ya da karlanmış artık hacim kalmamış seviyelere çıkmasını engellememiz gerekiyor. Buzdolabının kapısı, mesela çocuklar için tedbir almamız lazım. Buzdolabını biraz arkaya meyilli yaparsanız, kapıyı bıraktığınız zaman otomatik kendi kapanıyor hocam. Evet, evet. Şimdi bunu servis ilk kurulumda yapıyor, ilk kurulumda yapıyor ama daha sonra tabii insanlar taşınıyor, er taşınmada servis çağırmıyorlar. Fakat buna dikkat ederlerse, çünkü çocuk açıyor ve kapatmayı unutuyor ya da siz kapandı sanıyorsunuz. Özellikle eğer öne doğru bir meyil varsa buzdolabında, siz atıyorsunuz, kapandı sanıyorsunuz, o geri açılıyor. Tabi biraz aralık kaldığı için siz sandığınız kapandı. Müthiş evet. bir enerji doğru. boşuna harcamış oluyoruz. Bunları dikkat etmek lazım. Özellikle bir de buzdolabı gibi veya çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ilk alacağımız zaman veya yeni bir cihaz alacağımızı düşünelim hocam. Mutlaka sınıfına, enerji sınıfı dediğimiz sınıfına dikkat etmemiz gerekiyor. Ki biliyorsunuz bu sınıflar işte A, B, C, D diye gidiyor veya A plus plus şeklinde, artı artı şeklinde gidiyor. Özellikle sınıfı, ki enerji sınıfı dediğimiz şey tüketmiş olduğu enerji miktarlarıyla ölçülen bir şey. Örneğin A sınıfı ve B sınıfını karşılaştıracak olursak aynı işi B sınıfı bir cihaz daha çok enerji tüketerek gerçekleştiriyor. Dolayısıyla enerji tüketimini azaltacağız diyoruz, tasarruf edeceğiz diyoruz. Buna ilk başta sizin bahsettiğiniz bu önemli noktalara geçmeden önce belki cihazı yeni alırken sınıfına dikkat ederek almak. Yani daha az enerji tüketen bir cihaz almak, ki bu ne diyoruz? A sınıfı veya A artı artı sınıfları, ki A 3 artıya kadar çıktığını biliyorum ben farklı cihazlarda. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Bu da önemli bir nokta. Evet, yani genel olarak böyle çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Ben unutmuştum. Evet. Yani o alım esnasında daha verimli cihazların alınması da önem arz ediyor. Tabii vatandaşın ekonomik gücü de. Yani çünkü her bir yenilik biraz maliyet olarak biniyor. Evet, evet. Fakat işte bunlar genellikle kendini amorti eden cihazlar oluyor. Biz son aldığımız makinede ben mesela hesaplamıştım kaç yılda amorti ediyor diye. Ona göre almıştık. Tabii ihtiyaç olunca, tekrar söylüyorum, konfor bir ihtiyaç varsa ihtiyaç tasarrufun önüne geçebilir. Evet. Ama o ihtiyacı da en tasarruflu şekilde makinayla, evet, onun karşılanması. Tabii çamaşır ve bulaşık makinalarımız var mesela. Bunlarda evet. dikkat edeceğimiz şey, boş çalıştırmayacağız hocam. Yani iki çorabı çamaşır makinesinde ve bekleyeceğiz. Yani tam kataloglarına, kullanım kılavuzlarındaki doluluklarda mümkün olduğu kadar kullanacağız. Çok aşırı yüklemek de hem makinenin ömründen yer hem de enerjinin daha fazla tüketilmesini sağlar. Evet. Yani ne yapacağız? İşte kataloglarda belirtildiği kadar, kullanım kılavuzlarına belirtildiği kadar yükleyeceğiz. İşte yaz aylarında sabah ve akşam saatlerinde yıkama yapmak lazım. Bu bölgede mesela. Evet, evet. Sabah akşam saatlerinde. Elektrik enerjisinin %90'ı suyu ısıtma esnasında kullanılır çamaşır makinelerinde. Dolayısıyla suyun çünkü motor, sıcak olduğu saatleri kullanmamız motor, avantaj oluyor. Durulama yapılıyor. Durulamayı sıcak suyla yapmayacağız. Evet. Yani durulamayı soğuk suyla yapalım. Çünkü durulama adı üstünde. Ve mutlaka ve mutlaka, şimdi bizim halkımızda şöyle bir alışkanlık var. Makinenin düğmesine bakar, ne kadar çok opsiyon varsa bu makine olsun der. Fakat eve gider sadece iki tanesini kullanır. Oysa her çamaşır... Özellikle bir sürü para ödemiş olur aslında. Yok, para ödüyor ama her çamaşıra göre bir seçenek olduğu için çamaşırları sınıflandırmak lazım. Evet. İşte evet, yünlüler, şey ve öyle ona uygun seçeneği seçip çalıştırdığımızda, çünkü hepsini yıkama süresi farklı. Daha az enerjiyle yapmış olacağız. Ama biz ne yaparız? Genellikle o kadar şeye bakarız.
Alıştığımız burada modda çalıştığımız ama gideriz A ve B. A ve B. Başka evet. Renkliymiş, perdeymiş, yünlüymüş, narinmiş. Evet. Hiç düşünmeyiz. Bunlara dikkat edeceğiz. Hocam evlerdeki uygulamalara başka ekleyeceğiniz bir şey yoksa, vaktimiz de kısıtlı. Ben başka bir konuya geçmek istiyorum. Bu da yine önemli bir konu. Bahsedeceğimiz çok şey var aslında. Belki farklı programlarda bunlara yer verebiliriz. Özellikle sanayi başlı başına, sanayide enerji verimliliği başlı başına önemli bir konu ve ele alınması gereken bir konu. Ben enerji kaynaklarını, enerjiden bahsediyoruz. Enerjinin nasıl tasarruflu olabileceğini, nasıl da tasarruf edebiliriz, onlardan bahsediyoruz. Ama bu enerjiyi biz nasıl elde ediyoruz? Ve kısaca ona da girmek istiyoruz. Enerji kaynakları dediğimiz kaynaklar kullanılarak elde ediliyor. Ki nedir bu enerji kaynakları? En genel anlamıyla bakacak olursak, işte yenilenebilir enerji dediğimiz kaynaklar ve yenilenemez dediğimiz kaynaklar. Şöyle ki, yenilenebilir enerji işte sınırsız, pratikte sınırsız varsayılan, sürekli tekrar tekrar kullanılabilen enerji kaynakları. Ki bunlar ne olabilir? Güneş olabilir, rüzgar olabilir. Ne bileyim jeotermal enerjisi olabilir ki bu kaplıcalardaki falan sıcak sulardan yararlanılan enerji türü. Hidrolik enerji olabilir ki Türkiye'de son zamanlarda özellikle oldukça fazla miktarlarda hidrolik enerjiden yararlanılıyor. Hidrolik enerji dediğimiz işte suyun enerjisinden faydalanarak, barajlar, göllerden, akarsulardan faydalanarak enerji elde etmek. Bu oldukça yüksek miktarda kullanılıyor. Bir diğer enerji kaynağı ise yenilenemeyiz dediğimiz, kullanımı kısa bir süre içerisinde ki belirli değerler var, tükenebilecek olan enerji kaynakları. Ben Türkiye'deki genel duruma bir değinmek istiyorum. Şöyle ki, Türkiye'nin tüketmiş olduğu enerji kaynaklarının %87'si işte fosil dediğimiz veya tükenebilir enerji kaynağı olarak adlandırabileceğimiz doğalgaz, kömür, petrol ve türevlerinden oluşuyor. Ki bu %87'lik miktar, daha doğrusu Türkiye'nin tükettiği enerji kaynaklarının %87'si doğalgaz, kömür, petrol dediğimiz fosil kaynaklara ek olarak hidrolik enerji %87'lik bir orana sahip. %13'lük bir kısım ise yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak karşılanıyor. Dolayısıyla enerjinin üretiminde ki doğalgaz, kömür, petrol diyoruz ve bunların ülkemizde bulunmadığından programımızın başında bahsetmiştik zaten. Ne oluyor? Bu bizim dışarıya olan bağımlılığımızı bu yakıtları kullanarak üretilen enerjide, enerjinin üretilmesiyle daha doğrusu dışarıya olan bağımlılığımızı artırıyor. Ha, bunu azaltmak için ne yapmamız gerekiyor? Hep söylüyoruz. İşte bizler kendi öğrencilerimize veya bu tür programlarda yer verildiğinde söylüyoruz. Sizler kendi öğrencilerinize, kendi bölümünüzdeki öğrencilere ki bizlerle ilgili olan konular bunlar. Enerjinin elde edilmesinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ki özellikle ülkemiz gerçekten baktığımızda güneş açısından, rüzgar açısından farklı bölgelerde büyük potansiyellere sahip. Potansiyelimiz var fakat maalesef şu anda değerlendiremiyoruz bunları. Şey konusunda hidrolik enerji konusunda büyük atılımlar var. Duyuyoruz farklı bölümlerde, farklı yerlerde hidroelektrik enerjisinden yani su enerjisinden faydalanıyor. Onunla birlikte rüzgarla ilgili güzel gelişmeler var. Hatta yönetmelerde de yer aldı. Türkiye'nin farklı yerlerinde rüzgar enerjisinden işte rüzgar tarlaları diyoruz bunlara, rüzgar gülleri diyoruz, enerji elde edilebiliyor. Hatta rüzgarla ilgili enerjinin yani rüzgarın elektriğe bir şekilde dönüşmesini sağlayan rüzgar gülü dediğimiz ekipmanların Türkiye'de de üretilme seviyesinde olduğunu, hatta üretim aşamasında olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak çok önemli. Bu bizim dışarıya olan bağımlılığımızı öncelikle azaltacak ve gittik sonra işte fosil kaynaklı yakıtlar diyoruz, doğalgaz, kömür, petrol diyoruz. Bunları kullanarak enerji elde etmek hep bahsediyoruz. İşte karbon monoksit salınımı veya en kötü yönde sera gazları dediğimiz
atmosferdeki bozulmalara sebep olan gazlar. Bunların kullanımının azaltılması yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanımıyla mümkün. Özellikle yine bu kaynaklardan düşünecek olursak son zamanlarda ben şunu sormak istiyorum size. Nükleer enerji de yine enerji elde edilmesinde kullanılan en önemli dünyada özellikle kullanılan kaynaklardan biri nükleer enerji konusu. Sizin bu konuyla ilgili yani nükleer enerjinin Türkiye'de kullanımı ile ilgili aktarmak istediğiniz bilgiler var mı veya düşüncenizi merak ediyorum. Hocam tabii teknoloji hızla ilerliyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı da belki de çok yakın bir gelecekte gerçekten bir termik santral kadar sürekliliği sağlanabilecek birbirine birbirini tolere. Mesela tolere ederek derken rüzgar yılın her mevsimine aynı hızda esmez. Güneş yılın her mevsimi aynı parlaklıkta görünmez. Dolayısıyla bunlarda bir süreklilik problemi var. Sürekli olamıyorlar. Yani mesela kışın rüzgardan güneşten elektrik üretme ile yazın güneşten elektrik üretme arasında çok muazzam fark var. Evet. İşte teknoloji bunlar arasındaki bu sürekliliği sağlayabilirse, rüzgarla, güneşle sürekli sağlayabilirse tabii bu çok büyük bir gelişme olacak. Ama şu an mesela bunlar bu araştırma konuları. Dolayısıyla bizim gibi gelişmekte olan ülkenin ise her zaman ne oluyor? Enerji ihtiyacı artıyor hocam. Evet. Enerji ihtiyacı arttığı için bunu bir şekilde karşılamamız lazım. Şimdi nükleer santral eğer ihtiyaç olursa, yani enerjiyi karşılayamayacak duruma gelirsek, evet, yapılması gereken bir santral olarak gündeme gelir. Ama ben burada şu noktayı söylemek istiyorum. Mesela Amerika'da nükleer santraller var. Evet. Amerikalılar da 1970'lerde de nükleer santral vardı. Ve nükleer santral yapılması gerekliliği de o dönemlerde çok gündemdeydi. Fakat sonra birisi çıktı dedi ki biz santral yapmayalım, enerji tasarruf edelim. Nasıl? İşte yaptığı incelemelerle, yaptığı sanayiden aldığı veriler, evlerdeki veriler, binaların durumları veriyle ve farkındalık oluşturdu. Ne? Enerji tasarrufu yaparak kuracağımız nükleer santrallerden daha fazla bir enerji tasarruf edebilir ve bunların kurulmasına ihtiyaç bırakmayabiliriz. Ve gerçekten Amerika o sırada hocam inşaat halindeki nükleer santrallerinden bile vazgeçti. Enerji tasarrufuyla biz zaten buradan beklediğimizi kazanacağız diye. İşte onun için bu konu çok önemli. Evet, enerji tasarrufuyla biz belki çok hızlı yani gelişiyoruz. Gelişmemiz daha da hızlanır inşallah diyelim. Bu gelişen teknolojiyi, gelişen ihtiyacı enerjiyi karşılamak için santrallerin daha çok artması lazım. Ama nükleer santrali belki vazgeçemeyeceğiz ama çok erteleyebiliriz enerji tasarrufuyla. Yani evet, ya gelecek yıl kurulacağına veya 4 yıl içerisinde kurulacağına belki de bunu bir 25-30 yıl erteleyebiliriz. Belki de teknoloji o zaman başka bir enerji oluşum formu bulacak, bir kanalımı bulacak. Evet. Böyle daha çok tehlikeli görünen nükleer enerjinin de önüne geçmiş olabileceğiz. Ama eğer biz diyorsak ki nükleer enerji sakıncalı, biz bunu istemiyoruz santralı, biz kurulmasını istemiyoruz diyorsak bu dediğimize en büyük yardımı enerjimizi tasarruf ederek. Bu bilincin oturması evet, çok enerji önemli. Enerji tasarrufunu yaptığımız an biz davamızda samimi olduğumuzu ispat ederiz. Evet. Ve bunun önüne geçebiliriz. Yoksa sözle geçilmez hocam. Sözle geçemeyiz ama enerjiyi tasarruf ederek belki de işte dediğim gibi belki komple gündemden kaldıramayacağız ama kurulumunu belki bir 30 yıl, 25-30 yıl erteleyebiliriz. Yani. Evet, evet. Ben bu konuda böyle düşünüyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Aslında vaktimizi de epey açtık. Ben toparlamak istiyorum. Enerji tasarrufundan bahsettik bugün. Sizlerin değerli görüşlerini aldık. Son cümlelerimi sarf etmem gerekirse size de son olarak söz vereceğim. Enerjiyi verimli olarak kullanmamız için bizim öncelikle alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bu bir gerçek. Bu bahsettiğimiz konularda özellikle tasarruf sağlayabilmemiz için alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Enerji tasarrufu, biz hep bunu söylüyoruz, ben öğrencilerime de aynı şeyi söylüyorum. Enerji tasarrufu çevre dostu yeni bir enerji kaynağı aslında. Dolayısıyla en ucuz, en temiz ve barışçı enerji tasarruf edilen enerjidir.
Enerji tasarrufu, iki ampulden bunu vurguladık biraz önce. Son olarak bir daha vurgulamak gerekirse. Enerji tasarrufu iki ampulden birini söndürerek yapılan kısıntı değil aslında. İhtiyaçlar ve konfor şartları içinde fazladan tüketilen enerjinin tasarruf edilmesi anlamına geliyor. Yani ihtiyacınız sizin iki ampulse tamam, o iki ampul de çalışsın ama bu ampul istediğimiz miktarda aydınlanma sağlayabilmemiz için örneğin daha az enerji tüketen ampuller, işte biraz önce sizin de bahsettiğiniz ampuller kullanalım şeklinde. Son olarak şunu söylemek istiyorum ben. Basit enerji tasarruf önlemleriyle işte bütçenize, ülke ekonomisine, ki bahsettik bundan biraz önce. Sizin de verdiğiniz örnekler güzel, işte toplu iğne örneğinde verdiğiniz gibi. Bireysel olarak bunu yapmak belki çok önemli olmayabilir ama herkesin bu bilinçle davranması daha büyük hareketlerin olmasına sebep olabiliyor. Ülke ekonomisine, ülkenin enerji bağımlılığının azaltılmasına, ki en önemli noktalardan biri bu. Çevre ve hava kirliliğinin önlenmesine. Onun dışında işte bahsettik, dünya fosil kaynaklarının korunmasına, ki ney bunlar? Doğalgaz, petrol, kömür vesaire, bunlar zamanla tükeneceğinden bahsediliyor. Ve küresel ısınmanın olmamasına katkıda bulunabilir diye düşünüyorum. Ben sizin de son sözlerinizi alarak programımızı kapatmak istiyorum hocam. Hocam şimdi tabii dediğimiz gibi enerji hayatın her yerinde var. Evet. Dolayısıyla çok geniş bir konu. Biz belki de burada yani devede kulak bir mertebede evet. Bıraktık. Çok deniyor ama şu an bilişim sektörü de çok ilerledi. İnternetimiz var. Merak edip bir şeyler okursak, bu benim bildiklerim internet ortamında bilinen gerçekler. Evet, evet. Sadece biz araştırmacı olmadığımız için ne yazık ki bu eğitimimizde böyle bir sorun var. Araştırmacı olmadığımız için bunlara başvurmuyoruz. Halkımızdan istediğim bunlara bir başvuruyor. Birazcık okusunlar. Evet, evet. Ya da belediyelerimizden istediğim halkı bu konuda bilinçlendirecek uygulamalar başlatsınlar. Tüm ülke genelinde mesela, aslında bu tür çalışmaların yapılması gerekiyor. Ulaştırmada yakıt tasarrufuna hiç değinemedik. Evet, evet. Mesela o da önemli bir konu. Araçlarımızdaki yani aslında tüketimi zahiren ben bu noktada şuna dikkat edeceğim. Sadece bir başlık olarak değineceğim. Çok ayrıntılandırmayacağım. Herkes biliyor ki otobana çıkınca arabayı sabit hızda kullanırsak enerji tasarrufu çok az oluyor değil mi hocam? Yani evet. Tüketimi az oluyor. Bunun sebebi arabaya habire dur kalk yapmamak, vites değiştirmemek. Araba tam çalışacağı şartı buluyor ve orada az yakıtla daha fazla kilometre yapıyorsunuz. Fakat ne zaman ki siz ani dur kalk, işte ani dur, sonra kalk, ani frene bas yaptığınızda yakıtın çok fazla tükendiğinin farkına varıyoruz. Mesela ben bazen bindim. Arabalarda gösterge var ya, elektro gösterge. İlk kalkışlarda 100 kilometre 16, 17, 20 litre evet, oluyor. Evet. Yani ilk bakıyorsunuz onu gösteriyor. Bu ne kadar az olursa değil mi? O kadar az enerji tasarruf az enerji harcayacağız, az enerji tükeceğiz. Bunun için de yollarımızın düzgün olması gerekiyor. Mesela biz şimdi zahiren asfalttan kar yapıyoruz. Değil mi? Yani mesela ya çok masraflı falan diyoruz ama ülke ekonomisi o kadar zarar görüyor ki hocam. Evet. Yani ne yapıyoruz? Biz arabayla sabit bir hızda gidebileceğimiz bir yere 6, 7, 8 defa vites değiştirerek gidiyoruz. Evet. Bu inanılmaz bir yakıt artışı hocam. Yani buna dikkat etmek lazım. Yani bu milli ekonomiden götüren bir durum. Maalesef, ondan sonra arabamızın mümkün olduğu kadar bakımlarına riayet etmemiz lazım. Çünkü bakım olmadığı zaman yakıt sarfiyatı artar. İşte bujileri değiştirmemiz lazım. En basiti bizim yapacağımız. Belki onları usta yapacak ama hava tekerin havasını kontrol etmek lazım. Evet, evet. Olması gereken seviyede lazım diyorum. Tabii dediğiniz gibi çok söylenecek şeyler çok var. Konu var aslında. Çok konu var. Çözüm metotları var. Nasıl yapılacakları var ama ben sözüme son verirken böyle bir ortam sağlandığı için Osmaniyem Radyo Televizyon'a ve Korkut Ata Üniversitesi yönetimine çok teşekkür ediyorum. Biz de geldik burada bildiğimiz kadar, dilimizin döndüğü kadar bir şeylerden bahsettik. Halkımıza da bizi dinledikleri için teşekkür ediyorum. Böylece son söyleyeceklerim bunlar oluyor hocam. Teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür ederim. Bir defa daha. Sevgili Osmaniyeliler, bugün değerli konuğum Önder Bey ile birlikte Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyelerinden, makine mühendisliği öğretim üyelerinden Önder Bey ile birlikte
Enerji verimliliği, enerjinin nasıl daha verimli bir şekilde kullanılacağı, nasıl daha evlerimizde tasarruflarla ilgili konulardan dilimiz döndüğünce bahsetmeye çalıştık. Umarım faydalı bilgiler vermişizdir ve bu verilen bilgiler bir şekilde değerlendirilir. Ben de Önder Bey'in dediği gibi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'ne, Osmaniye Radyo Televizyon Kurumu'na bize bu imkanı verdikleri için teşekkür ediyorum. Programımızı burada kapatmak istiyorum. İyi akşamlar.